Bana günde 3 tane 40 dakika verin ve ben de sizlere yazılılarda nasıl başarılı olursunuz anahtarını vereyim. Başlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, yazılılarınız hızla yaklaşıyor. Bazı arkadaşlarımız dedi ki hocam yazılı konuları o kadar birikti ki ilk konuları unuttuk bile. Bu yüzden bu videoyu sizler için hazırlamaya karar verdik. Evet sevgili arkadaşlar, hiç de yorulmadan, bunalmadan, endişeye, kaygıya, strese gerek olmadan yazılılara nasıl hazırlanırsınız? Birazcık bunlardan bahsedeyim. Sevgili arkadaşlarım, yoğun bir okul temponuz var, ödevler vesaire derken sürece adapte olmaya çalışan bazı arkadaşlarımız var. Bazı arkadaşlarımız konuların biriktiğini, omuzumuzdaki yüklerin fazlasıyla arttığını ve bu durumun altından kalkamadığımızı düşünüyor. İşte tam da bu durum kulaktan kulağa yayıldı ve 10. sınıfların genelini neredeyse etkiledi ve birçok arkadaşımız yazılılarda ne yapacağız sorusunu soruyor. Sevgili arkadaşlarımız, yazılınıza kaç gün varsa şimdiden özellikle bir sözleşelim. Bu andan itibaren çalışmaya başlıyor ve bir program hazırlamaya karar veriyoruz. İlk önce bu adımı atmaya karar verirsek olayın şimdiden yarısını bitirmiş oluruz ve başarı bize koşarak gelir. Şimdi arkadaşlar, konuların birikmesi, kaygı, stres, endişe, erteleme vesaire durumların hepsi bir araya gelince tabii ki korkularımız da artıyor. Şimdi bununla ilgili olarak önce sizden bir isteğim var. Hepiniz bir adım geri çekiliyorsunuz ve ben neredeyim? Ne yapıyorum? Benim sınavlarda karşılaşacağım konuların hepsi ne kadar? Bunları bir gözümüzün önüne getirmemiz lazım. Yani büyük resmi görmemiz lazım. Sevgili arkadaşlar, büyük resmi tam olarak görebilirsek çalışmalara ne zaman başlayacağımız, ne kadar çalışacağımız ve hangi tempoda koşacağımızın kararını daha sağlıklı verebiliriz. Sevgili arkadaşlar, özellikle buna rakip analizi diyoruz. Rakibinizi iyi analiz ederseniz olayın finalini de bir o kadar güzel görebilirsiniz. O yüzden sizler tüm yazılıları bir araya alıyorsunuz, gözünüzün önüne getiriyorsunuz, stratejilerinizi kurguluyorsunuz ve onu nasıl alt edeceğinizi düşünüyorsunuz. Ben de bugün bunun için buradayım. Evet sevgili arkadaşlar, büyük resmi gördüğünüze göre bir çalışma programıyla şimdi bu dersleri günlere bölmenin vakti geldi. Örnek veriyorum, 10 gün sonra yazılılarımız başlayacak ve yazılılarımızın ilk günüyle son gün arasında da tabii ki belli bir zaman dilimi var. Bu yüzden şimdiden itibaren ilk olan yazılılarımızı öne alacak şekilde öncelikle dersin ismini ve altına da sorumlu olduğumuz konuların listesini yapıyoruz. Bunların hepsini çıkarttıktan sonra şimdi önümüzdeki günlere bu konuları yerleştirme vakti. Sevgili arkadaşlar, sizlerden isteğim yorulmadan, sıkılmadan, belki de eğlenerek çalışmanız. Evet bu mümkün. Şimdiden tamamladığınızı, gerçekten bu işi hallediyor olduğunuzu hissederek çalışırsanız sizin için süreç keyifli hale gelir. Çünkü birçok arkadaşınız erteleye erteleye sınav çalışmalarını belki de son güne bırakacak. Evet, yoğun bir okul temponuz olduğunu biliyorum. Okula gittiniz, geldiniz, birazcık dinlendiniz ve sizlerden sadece 3 tane 40 dakikalık çalışma yapmanızı isteyeceğim. Evet, yanlış duymadınız. 3 tane 40 dakika. 40 dakika ders çalışıyoruz, 10 dakika ara veriyoruz. Bir 40 dakika çalışıyoruz, bir 10 dakika daha ve son 40 dakikamızı çalışıyoruz ve o gün yazılı çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Sevgili arkadaşlar, burada en fazla 2 veya 3 dersi çalışmalara ekleyebiliriz. Her bir 40 dakikada farklı bir ders veya farklı bir konu çalışmanızı istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız ne yapıyor? Dersin başına oturuyor. Örnek veriyorum, ilk yazılımız fizik diyelim. Fizik yazılısının konuları bitene kadar çalışmalarını devam ettiriyor. Bu arkadaşımız fizikten ne kadar konu olduğunu, bunun ne kadar zamanını alacağını bilmediği için, yani büyük resmi görmediği için, planlamayı da etkin yapamadığı için bir bakmışız ki ilk günden belki de yazılı haftasına gelene kadar sadece fizik çalışmış. İşte bu duruma düşmemeniz için 40 dakikalık çalışmalar yapıyor olmanız ve bu her 40 dakikalık çalışmada farklı dersleri çalışıyor olmanız önemli. Sevgili arkadaşlar, her gün 3 adet 40 dakikalık çalışma yapacağınızı düşünerek ve bunu yazılıların olduğu güne, hatta bittiği güne kadar yapacağınızı düşünürsek sizler etkili bir çalışmayla, etkili bir planlamayla ve bunu sadece 40 dakikalık çalışmalarla önce konuları çıkararak ve bunları günlük programlarınıza yerleştirerek etkili bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu programın içeriğini zenginleştirmek amacıyla da birkaç önerim var. Sevgili arkadaşlar, öncelikle lütfen ama lütfen not alarak çalışın. Birçok arkadaşımız not alma durumunu görmezden geliyor. Sadece görerek veya sadece dinleyerek bu işi halledebileceğini düşünüyor. Evet, bu arkadaşlarımızın haklı olduğunu söyleyebilirim. Bu iş bu şekilde mümkün ama bunun yanında bizim konuları görerek veya dinleyerek çalışırken aynı zamanda yazıyor olarak da onunla vakit geçirmemiz bilgilerimizin kalıcı olmasını sağlar. Bu iş sadece yazılı odaklı değil, YKS odaklı bir çalışma olmuş olur. O yüzden geleceğinizi de garanti altına almak istiyorsanız şimdiden çalışmalarınızı bu doğrultuda yapmaya
özen gösteriniz. Evet sevgili arkadaşlar, bu anlattıklarımı alıp kendinize uyarlayıp bunu mükemmel bir program haline getirip çalışmalarınıza başlıyorsunuz ve yazılı haftası sizler için mükemmel geçiyor. Haydi bakalım, şimdi sizler de yazılı haftasında neler yapacaksınız? O haftaya kadar stratejileriniz neler? Bunları da yorumlara yazarsanız okumak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.